Sofular Vadisi, Sofular kasabamızda Gül Ağaç ilçesine bağlı bir beldedir sevgili seyirciler. İç Anadolu'nun orta kesiminde Kızılırmak'ın hemen güneyinde bir platonun üzerinde bulunmaktadır. Ve şu anda çok rüzgarlı bir hava var. Sofular Vadisi'ndeyiz. Sofular Vadisi anlatılanlara ve elimde yazan bilgilere göre birden fazla kilise, kaya oyma mezarlar ve manastır var efendim burada. Şu anda çekimlerimize devam ediyoruz. Arkanıza yaslanın, sizleri tarihte uzun bir yolculuğa çıkartalım. Sofular Vadisi'nde çekimlerimiz devam ederken köyde herkesin parmakla gösterdiği bir adamı bulduk şimdi. Muhtar Sami diyorlar kendisine. Ve yanımda Sami amcam var. Amcacığım, seni evden aldık geldik. Bizi kırmadığın için teşekkür ederim. Seni bir tanıyalım. Şimdi ben ilkokul mezunuyum. Ben biraz çok okur şey derim yani. Böyle dergileri, gazeteleri, şunları bunları takip ederim. Biraz da kendimi yetiştirmişim yani. Bayağı bir buranın bilge... İnsanısın yani. Köyde o yüzden biliniyorsun. Bilge birisi yani. Tarihim şeyim iyidir yani. Tarihim. Tarih bilgin iyidir. Tarihi bilgim iyidir. Coğrafya bilgim iyidir. Türkiye'nin, dünyanın çok devletlerinin başkentlerini sayayım. Hangi devlet, nerede, hangi mühitte onları bir Türkiye'nin şehirlerini, şeylerini bilirim yani. İşte Anadolu insanı böyle olmalı. Yani kendini yetiştirmeli. Bak diyorsun ki ilkokul mezunuyum. Ama kendini yetiştirmişsin. Ne güzel bir şey. Masa başında profesörler okuyarak profesör olmuş. Biz anadan doğma profesörüz yani. Anladım abi. kaç dönem muhtarlık yaptın? 3 dönem, 15. 15 yıl muhtarlık yaptın. Mahalle, belediyeyken, belediye düştükten sonra zaten köy oldu. Anladım. Yani. Anladım. Kaç yaşındasın abi? Şöyle kendini bir tanıt bize bakalım be. 49 doğumluyum. 49 tamam. 71 falan. 71 yaş. Yaşındasın. Yaş 70. Doğma büyüme bu köyde mi? Bu köydeyim. Hiçbir tarafa çıkmadım. Anladım. Hadi gurbete gidiş gelişim var da gittim geldim. Sende de var mı yurt dışı maceraları? Yok. Yurt dışına gittin mi? Yok, gitmedim. Yurt dışına gitmedim. Anladım. Peki şimdi Sofular Vadisi'ni bize bir anlat abi. Madem tarih bilgin bu kadar iyi. Mesela burada hangi devlet yaşadı? Atıyorum burası, buranın önemi nedir? Burada önemli bir kilise, bir böyle yeraltı şehri var mı? Bunları senden bir alalım. Burada ekseriyet Rumlara dayanıyor yaşantı. Fakat ben başka kavimlerin de yaşadığı kanaatindeyim yani. Tamam. Bu kaya oymaları falan hep Rumlardan olmadı yani. Sadece bir devletten değil, birden fazla devlet yaşamış diyorsun. Anadolu'da geçen şeyler var, uygarlıklar var. O işte... Likityalılar, Lidyalılar, onların mezarlara falan baktığımız zaman onların da buralarda yaşadığını tahmin. Zaten benim elimde yazan bilgide diyor ki bak, vadi tarihi geçmişiyle ilgili çok fazla bir bilgi bulunmuyor. Bulunmuyor. Fakat Nenezi Dağı'nın eteğinde, Nenezi Dağı neresi abi? Nazi Anyos. Nazi Anyos. Tamam, Nenezi diye geçiyor. Biz Nenezi Dağı diye biliyorduk da ben hatta oraya bir de şiir yazdım. Kültür Müdürlüğü'nde Nazi Anyos. Bir alalım mı o şiir aklında mı? Şiiri bir alalım mı? Şimdi çok bende şiir de hepsi şey aklımda değil. Tamam, şöyle repertuarından bir tane şiir alalım o zaman seni yakalamışken. Burada biraz dörtlük söylerim yani. Tamam. Evet. Daha sonra diyor ki o dağın eteğinde olması için böyle önemli bir konumdaymış zamanında. Nenezi Dağı'nı önemli kılan ise yani 10 bin yıl önceye dayanıyormuş buranın geçmişi. Orada bir de köy var, şu anda bekarlar var ya. Evet. Oranın ismi Nenezi olarak geçiyor. Aslında Nenezi değil, Nazi Anyos. Nazi Anyos. Nazi Anyos. Kültür Bakanlığı'ndan ben çıkarttım yani. Anladım. Ben de Nenezi Dağı, biz de Nenezi Dağı olarak biliyorduk da fakat Nazi Anyos'muş. Orada da şey yaşamış yani bu şeyler, bu bekarların olduğu yerde bir kısmı da bizim buradan gitmiş oraya. Daha sonra abi sözünü kestim. Batı Roma ve Doğu Roma yine aynı şekilde bu bölgede yaşamış. Batı Roma daha önce. Daha sonra mı doğdu? İkiye ayrıldıktan sonra Roma İmparatorluğu Bizans'a ismini alıyor. İstanbul, Batı Roma, Doğu Roma oluyor yani. Anladım. Batı Roma, yani, Roma. Evet. Yani abim gerçekten söylediği gibi hani ilkokul mezunu ama kendini öyle bir yetiştirmiş ki. Ben Nenezi diyorum, o bana tarihteki adını söylüyor. İşte yok Batı Roma, Doğu Roma. Abi seni tebrik ediyorum ben. Yani gerçekten okumuşa taş çıkartırsın derler ya. Aynı onun şekildesin. Yani belki yarışsak. Bakın ben üniversite mezunuyum. Belki ikimiz böyle tarih coğrafya yarışsak hani belki beni bile ikiye katlarsınız. Şimdi burasının bir de şöyle bir şeyi var, efsane. Efsane yani. Ne tamam. Kadar doğru ne kadar yanlış.
tam karar veremeyiz de öyle bir şey geçiyor. Yani bilge bir kişinin yaşadığı burada. Yani yani kendini yetiştirmiş o zamanın insanlarından bilge bir kişinin yaşadığı Sofi isminde buranın da Sofi olarak daha sonra halk arasında Sofular şeklinde kalmış. Ondan sonra Sor Sofu, hatta bir de bu adam o kadar bilge kişiymiş ki yani bir meselelerini çözemeyenler buna danışmaya gelirlermiş. Git Sofu'ya, Sor Sofu'ya, danış Sofu'ya. Anladım. Bir müddet Sor Sofu olarak. İşte 1970'lerde falan soy isimler değiştikten sonra Sofular devam edip gidiyor yani. Bugüne kadar o şekilde evet, geliyor. Bugüne kadar öyle şekilde devam ediyor. Anladım. Ben seni şimdi bırakmayacağım hemen burada. Seninle vadiyi şöyle gezerken sen bana böyle eski tarihi bilgilerden söyle. Yani ben elimdeki kaynakları çok teyit eder şekilde yani. Yani şimdi bak ben zaten başlangıçta dedim ki yani efsane olarak geçen şeyi söyledim. Anladım. Yok ben genel olarak diyorum. Yani genel olarak gerçekten tarih bilgin. Biz çünkü bu bilgileri Kültür Müdürlüğümüzden alıp geliyoruz. Yani bilgilerle aynı şeyleri söylüyorsun. Bizimkiler herhalde Selçuklularla başlamış. Yani Türklerin bura yerleşimi. Buradan göç etmişler o şeyler Rumlar. Artık kohtular mı kaçtılar? Baskımı gördüler, kaçtılar. O bilinmiyor. O bilinmiyor. Bizimkiler gelmiş buraya yerleşmişler. İşte onlardan kalan yerlerin önlerini yaptırmışlar. Gücü olan biraz daha şeye çıkmış böyle düzlüklere. Buralarda hep yaşadık biz yani. Yaşantıydı buralar. Şuralar hep malını dıkardı. Kendi orada bir tarafında yatardı. Öyle bir yaşantı devam edip gidiyoruz. Sonra bu şurası uçtu bak. Şura uçtu. Buranın uçmasıyla ben o zaman askerdeydim 71'de falan. Bir deprem sonucu mu uçtu burası? Yok, bura ara sıra bir de oradan uçmuş. Orayı ben bilmiyorum. Şu odanın öbür tarafında. Tamam. Bunlar eskiyor yani. Kaya da olmaz. Anladım. Nedeni altıda böyle o şey oyuk olduğu için, boş olduğu için yukarıdan bastıkça şey ağırlık bir gün gelip koşuyor yani. Anladım. Peki şimdi bu Sofular Vadisi kaç kilometre uzunluğunda? Var mı bir 5-10 kilometre? Yok. O kadar yok mu? Yok. Yok, bura ta şu oraları falan alırsa, eğer vadinin içini alıyorsa 5 kilometre falan olur yani. Aşağı yukarı 5 kilometre diyorsun. Olur. Anladım. Ben Sami abime şimdilik teşekkür ediyorum. Onu bırakmayacağım. Vadinin içinde gezerken senden bir dörtlük alacağım. Şöyle biraz daha gölge bir yere geçelim. Çünkü seninle çok fazla göz teması kuramıyorum güneşten dolayı. Efendim çekimlerimiz tüm hızıyla devam ediyor. Sami abimle birlikte şimdi dörtlük almak için vadinin iç taraflarına doğru hareket ediyoruz. Şimdi Sofular Vadisi'ni gezdik. Çekimlerimiz sırasında köyün meydanına geldiğimizde bir bakkalcı abimizle karşılaştık. Şöyle seninle biraz sohbet edelim dedik. Teşekkür ederim kendisine. Bizi kırmadı. Adı Şakir'miş. Evet. Şakir abi seni bir tanıyalım. Şimdi biz dedik ki bir röportaj yapalım dedik. Herkes seni gösterdi. Yani tamam. Niye yani seni gösterdiler? Kimdir bu bakkalcı Şakir? Kardeşim ben burada şimdi 20 senedir esnafım. Tamam. Önceden zaten Fransa'daydım. Geldim burayı açtım. Burada çalışıyorum. Kaç yıl çalıştın Fransa'da? 7 yıl. 7 yıl çalıştın. Evet. Ne iş yaptın orada? Boyacılık yaptım. Yağlı boya. Boyacılık. Anladım. Evet. Zaten bizim Aksaray'da gurbetçi çok. Evet, hepsi çok. Almanya'da, Fransa'da, Hollanda'da. Evet. Buradan gurbetçilerimize de selam olsun diyoruz. Evet. 7 yıl çalıştıktan sonra köye döndün. Market bakkalı açtı. Evet. Tamam. Evet. Daha önce neyle ilgilendin? Yani var mı sizin köyünüzün bir ilginç hikayesi? Neden Sofular demişler mesela? Önceden burada Sofu çoğummuş. Sofi yani bildiğiniz Sofu, din adamı. Hoca çoğummuş. Anladım. Yani din adamı. Bunu bilmiyordum mesela. Evet. Onun için ismini Sofular koymuşlar. Tamam. Böylece Sofular kalmış. Işte. Yani köyün geçim kaynağı nedir? Buradaki insanlar ne iş yapar? Burada köyün geçim kaynağı buradaki gençler hep İstanbul'da hurda işi yapıyorlar. Tamam. Anladın mı? Burada işi yapıyorlar. Hepsi bayağı durumları iyi yani. Burada 3-5 kişi var. Onlar da patates ekiyor. Buğday, arpa ekiyorlar. Köyümüze yeni bir baraj yapıldı yukarıya. Burada bir gölümüz var. Acı Göl. Ben bunları bilmiyordum mesela. İlk defa buraya geldiğimde Acı Göl var burada. 2 tane otel var. Yani şimdi biz Narlı Göl'e giderken Sofular Vadisi'ni falan hep tabelasını görürdük. Evet. Ama çok fazla bilmiyorduk açıkçası. Evet. Mesela bir baraj olduğunu, bir göl olduğunu ben şu an senden yeni öğrendim. Baraj daha bu sene faaliyete geçti. Tamamen doldu. İnşallah seneye de sulama yapacak.
halk. Anladım. Peki şimdi bu Sofular Vadisi diyorlar ya, çok fazla bilinmiyor. Yani bir Ihlara Vadisi'nden sonra geliyor Aksaray'da. Evet. Gelen turist çok oluyor mu buraya? Bazen geliyor turist de tanıtmadığına bu iş oluyor. Tanıtım yani. Olmadığı tanıtım için çok olmadığı fazla bilinmiyor diyorsun. Evet. İnşallah bizim programımız sayesinde, çünkü bizim programımız Aksaray içinden olsun, evet, gerek böyle Türkiye içinden ve gurbetçilerimiz. Çünkü biliyorsun bizim yurt dışında çok fazla gurbetçimiz, evet, var. Gurbetçimiz çok. Gurbetçimiz izlediğinde, evet, inşallah buranın tanıtımı içinde bizim de böyle bir payımız olur, tabii, bir katkımız olur. Tabii sizin de bir katkımız olur. Seni bu köyde ne olarak biliyorlar? Bakkalcı Şakir mi? Evet, bakkalcı Şakir. Yurt dışında da çalıştın. Fransa'nın neresiydi? Ansi'de. Ansi'de. Ben Ansi'de. De sanki biliyor gibi Fransa'yı, böyle avucumun içi gibi biliyor gibi ben de soruyorum. Abi ben sana çok teşekkür ediyorum. Bir şey değil. Ben de size böyle ilgilendiğiniz için ben de size teşekkür ediyorum. İnşallah tanıtırsınız köyümüzü. İnşallah. Ha. Sofular Köyü'ndeki çekimimizi tamamlıyoruz. Buradan Narlıgöl'e doğru yola çıkıyoruz. Fransa'da 7 yıl yaşadın. Evet. Kaç yaşındaydın abi? Oraya gittiğimde mi? Yok, şu an kaç yaşındasın? Şu anda 65 yaşında. Maşallah, Allah uzun ömürler versin diyoruz. Ben Bakkalcı Şakir abime çok teşekkür ediyorum. Ben de size bizleri izleyen, şimdi Fransa'da seni tanırlar mı? Arkadaşlarım tanırlar, var mı? Tanırlar, arkadaşlarımız çok. Tamam o zaman, şu kameraya bakarak şöyle oradaki arkadaşlarına bir şeyler söyler misin? Arkadaşların hepsine selam ediyorum, işlerinde başarılar. En sevdiğin gibi. Arkadaşın kimdi oradaki? Hasan Çavuş. Hasan Çavuş, niye? Çünkü o ilgilendi ben oraya varınca. Beni sahip çıktı senin sahip işe. Sahip çıktı, evet. İş buldu sana. İş buldu, iş aldı, çalıştık beraber. Onun için en sevdiğim o adam. Hala orada mı Hasan Çavuş? Hala orada ya. Soyadı mı Çavuş? Evet, soyadı Çavuş. Hasan Çavuş yani. Hasan Çavuş. Bildiğin rütbe gibi bir şey. Evet. Anladım Hasan abi. Bakkalcı Şakir abi sana çok selam söylüyor. Biz buradan yurt dışında yaşayan, yurt dışında çalışan tüm böyle gurbetçilerimize, hemşehrilerimize selam olsun diyoruz. Sofular Vadisi'ndeki, Sofular Köyü'ndeki çekimlerimizi tamamlıyoruz. Narlıgöl'e doğru yola çıkıyoruz efendim. Abi çok teşekkürler. Ben de size teşekkür ediyorum. Ve şu anda arkamda Sofular Vadisi'nin muhteşem manzarasıyla karşı karşıyayız. Yanımda Sami amcam var ama isterseniz ben önce birkaç bilgi vermek istiyorum vadiyle alakalı. Elimdeki yazan kağıttaki bilgilere göre antik tarihte de burası yerleşim merkezi olarak kullanılıyormuş. Sırasıyla önce Batı Roma, daha sonra Doğu Roma'nın yine uğrak merkezlerinden yaşadıkları bir noktaymış efendim burası. O tarihlerden kalma böyle güvercinlik denilen yerler, insanların yaşamasına el veren böyle mutfaklar, kiliseler, güvercinlikler, su olukları, çeşitli yapılar varmış. Yine turizme kazandırılmayan bir tane de yeraltı şehri varmış. Şimdi bilgileri teyit etmek için Sami abime dönüyorum. Burada diyor ki turizme kazandırılmayan yeraltı şehri var diyor. Şimdi, neresi orası abi? Şimdi orada bir tıraz diller, şurada kayanın altında. Ucu kıyı bulunmaz diller de biz girdik oraya. Ben buraya şeyle de girdim yani. Bu Kültür Bakanlığı'ndan burayı, buraları belgelemeye gelen profesör kadın vardı. Talebeleriyle falan da geldik. Fakat uçmuş, yıkılmış yani, bir rivayete göre 40 tane kızın oraya girip düğünlerde veya bayramlarda gezmek için kaybolduğu söyleniyor. Söyleniyor. Rivayet yani. Tamam. Rivayet. Yani ne kadar doğru ne kadar yanlış bilinmiyor. Bilinmiyor yani. Yeraltı şehri olabilir. Ama açıkta yok. Açıkta yok. Biraz önce kaya, oyma, kilise, millise bir şeyler diyordun bana. Burada 10 tane kilise biliyorum. Tamam. 10 tane. 8 tanesi mi kaya, oyma bunların? 8 tanesi kaya, oyma, 2 tanesi taştan örme, kalıntıları var yani. Sadece kalıntısı, evet, var, anladım. 4 tanesi bu tarafta. Bu kilisenin 4 tanesi bu tarafta, 4 tanesi o tarafta. Anladım. Kaya abi. Oyma kiliselerin. Kaya oymalar. Daha bozulmuş, yıkılmış olanlar da olabilir yani. Onları pek bilmiyorum. Fakat 8 tane kilise var. Orada var bir kilise, şurada var bir kilise, kireçli damdiller. Eğer araba çıksaydı ben size gösterirdim oraları. Anladım. Tamam, şimdi sen bana şu karşıda bir söz verdin. Dedin ki sana şimdi ben şiir okuyacağım. Şiir bende çok. Ben kendim yazdığım, hatta Kültür Bakanlığı müdürü dedi ki bana getir, ben kitap yaptırayım dedi. O derece yani. Ben kitap yaptırayım, bakayım dedi. Yani neyle ilgili? İçinde doğa mı, aşk hayatı mı, yoksa köyün mü? Ya rastgele yazdım. Ne aklıma geliyorsa, köyüm hakkında, ondan sonra doğanın hakkında, tarihi hakkında, şu hakkında, bu hakkında yani. Nenezdağ'a bile yazdım yani. Acıgöl'e yazdım. Hepsine yazdım da hepsini ben yani şey tutamıyorum aklımda. Anladım. Şu anda bir tanesi aklında olan. Seni de böyle çok yormayalım, zorlamayalım. Üsyanında odun yakıt alınır. Atyanın ovadır, seyran olunur. Ortasından dere geçer, bölünür. Köyüm, köyüm benim köyüm.
Güzel. Sofular için yazdım buna. Aylak Kayası'nın mahzun taşları, düğünlerde ıssız tepe başları, gurbet elden dönemiyor gençleri, köyüm köyüm benim köyüm. Evet, güzel abi, ağzına sağlık. Devamı var mı? Devamı var da hepsini şu an hatırlayamıyorsun. Anladım. Ben yine sana teşekkür ediyorum. İstersen bir dörtlükte tarihi okuyayım Mehmet'im. Oku bakalım. Muhtar Sami'den Mehmet'im dörtlüğü geliyor. Soyun gelir Alparslan'dan Mete'den, üç kıtada şehidim var Mehmet'im. Altay dağlarından geldi göteden, toz bıyıklı yiğidim var Mehmet'im. Malazgirt'ten girdin Anadolu'ya, Kızıl Elma diye Gelibolu'ya. Geçtin Rumeli'ye ve Nibolu'ya, Gever Kalesi'ni aldın Mehmet'im. 12 kıta yalanıp hepsini... Anladım. Bunu kendin mi yazdın? Tabii. Kendine özgü, anladım. Biz şimdi Sofular'daki çekimlerimizi tamamladık. Sofular Vadisi'ni gezdik. Meydanda bir bakkalcı abimle birlikte, Şakir'di adı yanlış hatırlamıyorsam, onunla röportaj yaptık. Yine Sami abim var. Kamera arkasında köyün gençlerinden, isimlerini bilmiyorum, ikisine de çok teşekkür ediyorum. Biz şimdi buradaki çekimlerden sonra Narlıgöl'e doğru yola çıkıyoruz. Sami abi, ben sana çok teşekkür ediyorum. Aksaray'a geldiğinde belediyemize bekliyorum. Bizzat misafirim ol. Çay kahve içelim. Seni bekliyorum abi. O zaman şöyle bir el sallayıp kapatalım buradaki bölümü. Sofulardan hepinize görüşmek üzere diyoruz. Tarihi yerinde incelemek, böyle tarihe tanıklık etmek, doğanın içerisinde muhteşem zaman geçirmek isteyen kampçıları, doğa severleri, trekkingçileri hepsini Aksaray'ın Gülağaç ilçesine bağlı Sofular kasabamıza bekliyoruz efendim. Şimdilik buradan hoşça kalın. Narlıgöl'de görüşüyoruz. Seyyah programında çekimlerimiz Narlıgöl'de devam ediyor efendim. Aksaray Niğde sınırları arasında kalan, kalsiyum ve sodyum açısından oldukça zengin olan, 4 mevsim gelen yerli ve yabancı turistleri büyüleyen ve ihtişamıyla arkamda görmüş olduğunuz Narlıgöl, 65 derecelik sıcak suyuyla termal turizm açısından da güzel bir potansiyel efendim. Şimdi biz Sofular Vadisi'nde amcamla birlikte çekimleri yaparken onda çok hikaye olduğunu, yani bir de gidelim orayı benden dinleyin dedi. Şimdi yanımda yine Sami abim var. Abi, burayla ilgili ne biliyorsun? Şimdi burasının yerleşim yeri olduğu rivayete göre buraya bir kişinin gelip misafir olduğu. Fakat kişiyi kimse yani kabul etmiyor. Yani bir bekar, eşi ölmüş bir... Bu buranın hikayesi mi? Narlıgöl'ün hikayesi mi? Evet, buranın hikayesi. Tamam, ben de tam onu anlatacaktım zaten. Elimde bu kağıtta Narlıgöl'ün efsanesi diye bir bilgi var. Anlat bakalım abi sen. Eşi ölmüş veya bekar bir kadın bunu misafir ediyor yani. Yediriyor, içiriyor. Bu kadının iyiliğine istinaden, o yani koyun kabul etmeyip de o bir kadının iyiliğine istinaden kadına diyor ki sen burayı beşiğin al, burayı çık. Arkana da bakma. Tamam. Kadın almış, çıkmış, gidiyormuş, tepenin başına varmış. Demiş ki ya bu adam ardına bakma dedi. Döneyim bakayım. Dönüp bakıyor, göl haline geldi buranın. Buranın göl haline battığı yani. Göl haline geldi. Kadının orada ağlay vefat ettiği. Orada bir mezar var, ona mı, ona değil mi, gayrı bilmem, efsane bu. Orada sular var, böyle damlıyor kayalardan. Kadının gözyaşları oldu. Gözyaşından dolayı bu şekilde olduğu söyleniyor. Yukarıda. Orada kayalara şu beşiği, şu işte ekmek kaymı falan diyorlar. Öyle de bir efsanesi var buranın yani. Anladım. Evet. Şimdi 65 derecelik sıcak suyu var arkamdaki Narlıgöl'ün. Yine etrafımızda birkaç tane termal otel var ama şu anda faaliyette değiller. Yine bu 65 derecelik sıcak suyun başta sedef olmak üzere romatizma ve cilt hastalıklarına iyi geldiği söyleniyor. Mantar, basur, romatizmal hastalığına iyi geldiği söyleniyor yani. Yine tansiyonu olanların veya nörolojik hastalıklara da iyi geldiği söyleniyormuş Narlıgöl'ü. Evet. Narlıgöl'ün buradan bakıldığında yani manzarası çok güzel. Zaten arkamda da görüyorsunuz. Yan tarafı böyle şerit halinde ağaç gibi. Suyun rengi çok güzel. Karşımda gördüğünüz sol taraftaki tepeye çıktığınızda ise böyle kalp şeklindeki halini görüyorsunuz Narlıgöl'ün. Ve gerçekten çok güzel bir manzarası var. Yalnız çıkmak biraz zor. Bir saat boyunca bir tırmanış var. Ama ne diyoruz? Yokuş yukarı çıkmak zordur. Manzara tepeden seyredilir. Tabii. Sol tarafında gördüğünüz o tepeye çıktığınızda Narlıgöl'ün kalp şeklindeki
görüntüsüyle birlikte böyle çay, kahve, piknik yapabilirsiniz, kamp yapabilirsiniz. Manzara adeta büyülüyor efendim. Burayla ilgili söyleyeceğim başka bir şey var mı abi? Dörtlükte bura söyleyeyim. Tabii bir dörtlükte Narlı Gölü alalım, programımızı evet. Kapatalım. Yaz ayları gelir gülmekte yüzün, bin bir çeşitlerden kaynıyor gözün. Tarihini bilmem kara mı yazın, suyu tuzlu, kendi, tazlı acı. Siz Acı Göl mü diyorsunuz buraya? Evvelden Acı Göl. Ha, Acı Göl diyorlardı, daha sonra Narlı Göl oldu. Evet, Narlı Göl oldu. Narın da değil, bizim de değil. Anladım. Biz aslında kavga da yaptık Narlı'nın buranın içinde. De. Hepimizin. Hepimizin. Hepimizin diyoruz. Evet. Biz Seyyah programında bu hafta Sofular Vadisi ve Narlı Gölü sizlere tanıtmaya çalıştık. Biz haftaya Aksaray'ın farklı bir köşesini ekranlara taşımaya devam edeceğiz efendim. Şimdilik Narlı Göl'den hoşça kalın diyoruz. Ben abi sana çok teşekkür ediyorum. Kendine iyi bak. Aksaray'a bekliyorum.